Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yani şeyi diyorduk, pandemide görüşemiyoruz hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Siz üç ortak da görüşemiyorsunuz. Doğru mu? Biz, evet, yani. Üçümüz bir yere çok zor. İşte ilk defa sen de şu anda geldin uzun süre sonra. Evet, uzun süre sonra şöyle güzelce bir giyinip karşı karşıya oturduk, bir kahvemizi içtik. Takım elbise giymeyi özledim. Takım elbise giymeyi. Ben de topuklarımı giymeyi özledim. Yani hani dışarı çıkmayı özledim. Sen bir... de nereden baksan 1,5 senede falan görüşmüyoruz herhalde. En az. En az değil mi? En son Kerem bir konserime gelmişti. Doğru. Duşede. Zorlu. Evet, onu hatırlıyorum. Evet. Keyifliydi. Şu anda yani hani ilk yapmak istediğim şey şu pandemi sağlıklı bir şekilde atlatırsak ve konsere yapışıp böyle insanların içine atmak istiyorum kendimi. Böyle kulağımın kafasını atmam harika olur. Olamayacak mı? Evet. Şimdi bizim için sahnede olmak nefes almak. Nefes alamıyoruz bir senedir. Yaratıcı tarafınız tabii bayağı şey oluyor. Yani yaratıcı tarafı şeyde de olabiliyor, stüdyoda da olabiliyor ama bu yaşadığımı hissetmek sahnede oluyor ve o bir senedir yok. Seyirci etkisi mi diyelim yoksa orkestra etkisi mi bu bahsettiğin? İkisi hep beraber. Aslında. Yani sahnede gerçekten tam evde hissediyorum ben. Sahnede olmak evde olmak hissi bana göre. Ve onun dışında bir de seyirciyle olan etkileşim var. Onun ikisinin birden yok olması tabii çok kötü etkiledi. Bütün müzisyenleri, bütün müzik sektörünü. İyi olacak diye umuyoruz. İşte herkes bir üretim yapıyor bu dönemde. Ben şey olacağını düşünüyorum. Yani hani böyle hani savaş sonrası böyle post zamanlarda. Şimdi bundan sonra çok değişik bir eğlence sektörünün herkesin kendini böyle bir doyurma isteği olacak ve hani bir patlama olacağını düşünüyorum birazcık. Belki Zoom üzerinden online. Bu arada şaka maka değil, Zoom üzerinden online inanılmaz şeyler oluyor. Ama hani onun dışında hani ya ben gerçekten... Bayağı partiler falan yapıyor insanlar. Aynen. Çok acayip. Online partiler. DJ setler var. Aynen. Evet. Çok acayip. Şey. Ama yani hiç zevk vermiyor. Şimdi çalıyoruz falan. Bütün enerjimle bitirmişim parçayı, bam diye bitirip sessizlik, seyirci yok. Niye çaldım, kime çaldım hiçbir şey belli değil. Çok acayip bir his yani. Yani sahne sanatı için seyirci şart. Şart. Çok özledik. Nasıl abi, beğendin mi evi? Ya burayı ben sizin sosyal medya hesabınızda gördüm. Çok heyecan verdi gördüğüm fotoğraflar. Fakat fotoğraflar evin şeyini tam olarak yansıtmıyor bile diyebilirim. Evet, çok daha güzel. Yani o fotoğrafta gördüğümden çok daha ev bir yer. Mesela renk seçimleri, tavanların aynı renk gitme özelliği çok farklı. Beğendiysen de hala yani. Çok beğendim. Akustik olarak iyi mi abi? Demin onu konuştuk. Müzikle dinlerken hakikaten akustiği çok iyi. Çünkü ahşap bir kere kaplanmış giydirmelerimiz var. Giydirme var. Ve çok çok güzel gözüküyor. Çok beğendim. Bu karanlık cigar house gibi bir hissi veyahut da bir stüdyonun bekleme odası hissi var burada. İşte kitaplığın burada olması ve akustik halı var. Şey var yani her şey böyle. Burada ben oturup mix yapabilirim mesela. Perdeyi açıp buraya giriyorsun. Evet. Ve sahne giden şeysin. O çok acayip. Artwork seçimlerin çok güzel. Teşekkürler. Çok beğendim. Karşıda benim sizin en sevdiğim ürünlerinizden biri olan konsolumuz var. Number One konsol muydu? Number One yani hakikaten. İşte vintage bazı detaylar bu var. Bu benim herhalde. Oturduğum koltuk ikisi vintage bizim aynen. Çukur Cuma'dan çıkardığımız ürünlerden ama bir tanesi. Ama inanılmaz güzel yani. Abi bu arada senin son planı aldım. Hatta şeyde Opus 3 A'dan aldım koleksiyon. Bayağı da zor buldum bu arada. Onlardan rica ettim. Son bir tane sen box set olarak aldın. Evet, box set aldım. Çünkü 3 çok burada. Çünkü bayağı kıymetli yani box set çünkü üstündeki hatta box setin üstündeki o altın renkli çizim falan da çok hoş yani. Bilhassa o yüzden de box set almak istedim. Bu son albümüm Demonia. Evet. Bayağı severek dinliyorum bu arada. Özellikle ilk şarkı Misty. Bayılıyorum ona. İstiyorsan birlikte bir çalalım. Tabii seve seve. Benim artım senden bir de imza koparırım bugün. Tabii ki. Thank you.
aslında böyle çok severek yaptığımız bir proje içerisindeyiz. Burası aslında mid-century modern bir çizgisi olan bir ev, kurgusu olan bir ev. Ben bir röportajında senin müzikte en sevdiğin dönemin 50'ler, 60'lar olduğunu... evet, kesinlikle mid-century olarak yani hani evet. O dönem aslında yaratıcılığın hem müzikte hem tasarımda hem işte insanların yaşam tarzında yeni şeyler üretmek istediği yani heyecanlı olan bir era olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlı. Ya en önemli zaman ben 1925'te New York'ta doğmuş olmak isterdim. Ki mesela 25 yaşında 1950'de New York'ta olayım. Bütün o üretimlerin en patlama yaptığı, en güzel olduğu dönemde işte 25-30 yaşlarında New York'ta olmak çok isterdim. Belki başka bir yaşamımda öyle bir şey yaşayabilirim paralel evrende ama hakikaten müzikal üretim açısından 1950 ile 60 arasındaki caz kayıtları dünyanın en güzel kayıtlarıdır. Hı hı. Ve bu dönemdeki tasarım da herhalde evet çok özel bir dönem yani. Aslında. Çok özel değil mi? Yani mesela burada bir Kasina kitaplığın önünde duruyoruz. Yani bu gene o döneme ait bir çizgisi var. Bu evin de genel olarak bulunduğumuz alanda işte duvar kaplamaları, giydirmeleri, meşenin, ahşabın kullanımı gene bu döneme özgün alan yani tasarım noktaları. Ortada iki adet yani bir çift olarak kullanılan bizim kendi Escape from Sofa tasarımımız, orta sehpalarımız bulunuyor. Bunlar normalde gene ahşap kaplama ama bu evde duvarlarda yoğun olarak giydirme kullandığımız için cam olarak tasarladık. Bu kısımda Kasina lambamız, işte Kerem'in kendi zevklerini yansıttığı plaklarının bulunduğu gene Escape from Sofa konsolumuz bulunuyor. Çok hoş. Her şey yani bütün gördüğüm her şeyden çok memnunum bu evde. Hakikaten kendim yaşamak isterdim böyle bir evde ama çocuklu ve evli olarak değil. Single döneminde. Baharatlar var. Var. Sen yemek yapıyorsun belki. Severim. Nasıl buradaki düzenek? Tamamen doğaçlama yine düzenek. Yani şöyle. Ya planlamadınız mı? Hayatımda abi benim planım yok bu arada. Yani. Açık söyleyeyim sana. Bir başak burcu ama planı yok yani. Yani evet. Harika yani, bir başak burcu. Hiç burcumla bağdaşmıyor yaptığım şeyler. Yani hayatımdaki yaşam tarzı. Genelde hep spontan yani. Hani dolabı açtım ne varsa onunla ilerliyor. Ama elimin altında her şey olsun istiyorum ki hepsini bir araya getirebilmek için çünkü o elinin altında o araçlar olsun istiyorum yani. Yani o, hepsi bu, var ve ona dikkat et. Çoğu şey var. Evet. O anda elini attığın zaman gelsin ki onu kullan. Eksik kalma. Evet. Sen de eksikliğini hissetme. Hani o heyecanı yansıt. Safran koyayım. Evet. O gibi mesela. Ya burası cayır cayır bir mutfak yani. Evin en ateşli alanındayız. Kırmızı, evet, bordo. Çok yani tam ateşin renginde pişir. Yani burada gizli bir burası bu detay inanılmaz beğendim. Teşekkürler. Gizli bir ocak var burada. Bu mutfağı ben çok seviyorum. Bence bizim yani estetik duruşumuzu yansıtan, detaycılığımızı yansıtan bir alan burası. Burada buzlu camlar kullandık. Arkada bu raflar, metal raflar burası için özel olarak duvarların RAL kodu verilerek yapıldı. Burada en keyifle kullanılan ürün bu masa. Buraya özel tasarlandı. Burada Foscarini bir lambamız var İtalyan. Bütün hikaye evin sosyal olarak hayatta kalması. Her noktasında demin dediğim gibi vakit geçirebilmek ve o vakti geçirirken aslında evdeki hacimlerin ön plana çıkması değil de evin bütün olarak kendini koruyarak her alanında insanlar da sosyalleşme veya işte sen vakit geçirirken keyif almak adına. Hı-hı. Evet burada mutfaktayım oturuyorsun
mutfakta oturuyorum hissi doğmasın. Hiç yok. Evet, hı-hı, burada dediği gibi İrem'in manje kısmı veya, evet, oturma alanı, işte bahçeyle ilintili, daha bir sosyal alan haline gelsin. İşte buzdolabı görünmesin, ocak görünmesin, lavabo kendini çok belli etmesin. Evet, evet, yani bunlar aslında burada geri planda kalsın, kullanacağı zaman da her şey aktif, hı-hı, olsun gibi bir hikayeyle aslında evin bütün kurgusu böyle çıktı tamamen. Şöyle bir şey sorayım o zaman size. Dışarıdan bir müşteriyle çalışırken ve Kerem'le çalışırken, Kerem'in evinde çalışırken, hmm, onun ikisi arasında fark var mı? Dağlar kadar fark var bence. Yani buradaki bu cesaretin sebebi bence burada, yani Kerem olması, evet, bizim özgün olabilmemiz. Özgün olmamız. Evet. Yani burada, ya aslında biraz kısıtlıyor insanlar sizi değil mi yaptığınız işlerde? Yani sonuçta kısıtlamak demeyelim. Yani bu her insan, her hayat, her ev, her ailenin kendine has bir hikayesi var. Evet. Kendine has bir yaşam alanında hareketi var, evet, yaşam tarzı var. Yani bunlara göre biz bir kurgu yapıyoruz ve burada bence çok şey olmamak lazım. Yani Mahmut'la benim de tarzım farklı, Kerem'le ama Mahmut'un da farklı. Bayağı ama hep birbirimizi yakaladığımız bir, yani bir gustumuz, evet, var diyelim. Yani bu, var. Evet. Burada çok bence müşterilerin üzerinde yani böyle çöküp ağırlık olmamak, hı-hı, lazım. Günün sonunda beni mesela en çok böyle tatmin eden şey, ya çok zevk alarak kullanıyorum diyor. Mesela çok zevk alarak, yani ötesi yok. Bu mesela, hı-hı, senin evini yapma şansım, hı-hı, olursa bir gün diyelim ki benim. İnşallah, tabii. Çok zevk alarak ben, hı-hı, burada bu müziğimi yapıyorum, oturuyorum. Hı-hı. Yani mekan beni inspire ediyor, rahat ettiriyor. Evet. Beni o zona yaklaştırıyorsa, evet, senin için mesela belki öyle bir alan yaratmak lazım. Altı duyumuzu da kullanıma, evet, açmaya duyguları, çalışıyoruz. Duyguları çok yani harekete geçiren şeyler aslında. Yani, evet, görsel, kulak, altı duyu çok önemli, hı, mesela. Yani o duygular insanlarda işte anıları oluşturuyor. Belli noktalarda, belli yerlere koyuyorsunuz ve onlarla yaşıyorsunuz. İşte sana demin dediğim gibi yani senin plan aldığın Misty. O son, yani, hı, o şarkı. Okey, benim için bu evde mesela o, bu ev yani benim mesela onu çağırıyor sürekli bana, anladın mı? Sürekli tekrar tekrar onu dinliyorum. Burada belki bir şey yani bende bir an olarak belki bu evi bağlayan şarkı oydu bende. Hı-hı. Ama evet, güzel yani sürekli hiçbir zaman yıpranmayacak. O sende kalıcı bir anı, evet, oluşturuyor hayatının. Bende o kıymetli bir yerde, anladın mı? Hani bu evle bağdaştı ve ben, evet, onu mesela öyle bağladım ve sen buradasın. Daha da kuvvetlendi artık. Altlığı daha da, evet, doldu benim için. Çok kıymetli, doğru, daha da çok unutamayacağım kıymetli bir ana geldi. Belki 20 sene sonra başka bir evinde sen bu evi hatırlamak, aynen, için o parçayı aynen, yapacaksın. Aynen, 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 evet, çok... aynen öyle. Bu ev için içelim mi? Evet. Hadi bakalım. Tekrar teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şu anda evin en dingin odasındayız. Burası beyaz tonlarının ağırlıkta olduğu bir oda. Bu camdan tamamen bahçemize bakıyoruz. Ormanlık bir alanımız var. Yatak başlarımızda Escape from Sofa tasarımı yan sehpalarımızı kullandık. Bunların üzerinde gene ikonik Artemit lambalarımız var. Döküm kaloriferlerimiz var. Bunların üzerinde özel getirtilmiş Caldo Freddo, kendi açılarını ayarladığı minik el tutamaçları var. Bu odada evin genel konseptine uygun olarak gene giydirmeli duvarlar arasından banyo kısmına geçiyoruz. Biz burada, yani bütün evde o grafik duyguyu vermek için farklı renkler kullandık. Şu anda turuncu alandayız, evin turuncu alanındayız. Bu mekanda kullandığımız taşlar granit, siyah dövülmüş granit kullandık. Tavanlarda ahşap meş ızgaralar kullandık. Bunun arasından daha tatlı süzülen bir ışık geliyor. Bu da küçük böyle yaşam alanlarımızda oyunlar yarattık. Şu anda evi, salonu, arkadaki kırmızı mutfağa bağlayan holümüzdeyiz. Bu hol gene mutfak tonunda kullandık.
Aslında bu dar ama hafif uzun alanı güzel bir galeri alanı olarak kullandık. Burada sol tarafımda Serdar Akkılıç'ın imzasını taşıyan bir tablo var. Onun karşısında yukarıda İlhan Ergun'un bir çalışması var. Phil Harrington bir print. Yani bu alanı böyle sanatla doldurup güzel bir geçiş yaratmak istedik.